Merhaba arkadaşlar. Bugün Murat Yayınları'nın Türkiye geneli 9. tarih ÖABT denemesini çözeceğiz birlikte. Biraz gecikti ama artık kusuruma bakmayın. Evet, birinci soruyla başlayalım hızla o zaman. Evet, İbn Haldun'un geçmişler geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzer demiştir. Bu ifade yargılardan hangileriyle örtüşmektedir? Tarih, geleceğin inşası için kullanılması gereken bir bilimdir. Geçmiş ve gelecek arasında bir fark yoktur. Bir zaman diliminde yaşanan olay ve olgular arasında açık bir bağlantı vardır. Evet arkadaşlar, burada ikinci öncü geçmiş ve gelecek arasında fark yoktur ifadesi tabii ki yanlış, zaten çok bariz. Bu yüzden bir ve üçüncü öncülü alıyoruz. Yani cevaba Ceyhan diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Remzi Oğuz Arık aşağıda verilen alanların hangisinde öne çıkan bir bilim insanıdır? Arkeoloji, paleografya, antropoloji, sümeroloji, sosyoloji. Burada biraz şey gibi, hani böyle bir tık zor gibi gelebilir ama Remzi Oğuz Arık oldukça ünlü bir arkeoloğumuz arkadaşlar. Fransa'da eğitim almış. Alişar ve Alacahöyük kazılarında yer almış. 1954'te de aramızdan ayrılmış. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı olacak. Geldik 3. sorumuza. Milattan sonra 37 ile 41 yılları arasında Roma tahtında oturmuştur. Milattan sonra 41 yılında suikast sonucu öldürülmüştür. Aşırılıkları ve müsrifliği ile tanınmıştır. Hakkında anlatılan bir rivayete göre Inciatus, hızlı adlı bir yarış atına o kadar önem veriyor ki vereceği ziyafetler için misafirleri bu at adına davet ediyor ve atla birlikte yemek yeniyordu. Bazı kaynaklarda atını konsül olarak atamayı bile düşündüğü söylenmiştir. Yukarıda hakkında bilgiler verilen Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir? Caligula, Nero, Coladius, Vitellius ve Vespasianus diye vermiş bize. Cevabımız arkadaşlar Caligula'dır. Gallius Caesar'dır aynı zamanda diğer adı. Küçük çizme anlamında bir lakabı bulunmaktadır. Evet, cevabımız arkadaşlar Caligula. Biraz bir tık hani böyle Jules Caesar'ı sorması daha bir, Gallius Caesar'ı sorması daha bir kolay ama burada diğer ismini sorması biraz zorlamış. Evet, geldik o zaman şöyle dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine bir harita var. Yukarıda verilen haritada işaretlenmiş bölgelerin hangisi bereketli hilal olarak adlandırılmıştır demiş arkadaşlar. Mezopotamya'nın önemli bir kısmı için kullanılan, biliyorsunuz, terimdir. Fırat'la Dicle nehirleri arasında kalan bölüme biz Mezopotamya diyoruz. Yani bereketli hilal yayı diyoruz. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Dördüncü kısımda arkadaşlar Fırat Dicle nehri arasında kalan bölümü işaretlemiş. Evet, geldik o zaman 5. sorumuza. Karain Mağarası, insanlık tarihine dair en eski kalıntıların bulunduğu yerler arasındadır. Karain Mağarası aşağıda verilen illerin hangisinin sınırları içerisinde yer alır diye sormuş. Konya, Çanakkale, Diyarbakır, Manisa, Antalya. Evet, Antalya Karain Mağarası oldukça ünlü, biliyorsunuz. Paleolitik döneme ait olan insan kemiklerinin bulunduğu en eski tarihleri barındıran bir bölge. Aynı zamanda bundan başka biliyorsunuz Öküzini, Beldibi, Belbaşı da yine Antalya içerisinde, yine Paleolitik çağa ait olan yerlerdir. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Evet, geldik 6. sorumuz bir Osmanlıca soru arkadaşlar. Yukarıda verilen kelimelerin hangileri çoğuldur diye sormuş. Burada 6. soruda ben biliyorsunuz muhteşem şeyle Osmanlıcamla size burada mallar, düvel, devletler anlamına gelir. Eşya ise kelimesi ise tekil anlamdadır. Bu yüzden cevabımız Denizli, yani 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Biraz değişik bir soru olmuş diye düşünüyorum. Evet, geldik o zaman 7. sorumuza. O bu da bir Osmanlıca sorusu. Keyfiyet kelimesinin eski harflerle yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuş bize. Cevabımız Bolu şıkkıdır arkadaşlar. Diğerlerinde keyfiyet kelimesi yerine kıymet var, kabiliyet, keyfilik gibi, kemiyet gibi kelimeler var. Cevabımız Bursa şıkkı. Evet, 8. sorumuz da yine bir Osmanlıca sorusu. Diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi nitelik bildiren bir zarf değildir? Ben burada çok affınızı dileyerek oha demek istiyorum. Böyle bir sorunun da gelmesini zinhar istemiyorum şahsen. Zor yani bence. Bana gelse zor yani. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Burada seyrek, nicelik
azlık, çokluk, miktar belirten zarflardan birisi olduğu için seyrek kelimesi doğru cevaptır. A şıkkındaki bet, B şıkkındaki bayağı ve C şıkkında aşikane ve D şıkkında da akılane kelimesi mevcut. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Yani zarf diye sorması da biraz artistik geldi bana. Bilemiyorum. Size daha kolay gelir belki. Yazarsınız zaten. Evet, 9. sorumuza geldik. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi yanlış okunmuştur demiş. Takva, Neccar, Atifetlü, Bahtlı, Alime demiş. Alime'nin yazılışı yanlıştır arkadaşlar. Daha çok burada Allame şeklinde okunmalıymış. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Evet, geldik o zaman 10. sorumuza. Osmanlıca sorularımız nihayet ki geride kaldı. Sümerlerin kullandığı ilk yazılı kil tablet örneklerine aşağıdaki şehirlerin hangisinde rastlanmıştır? Çıkabilecek güzel bir soru arkadaşlar. Lagash, Uruk, Kiş, Umma, Eridu. Sümerlerin kullandığı, biliyorsunuz, ilk kil yazılı tablet örnekleri Uruk şehrinde arkadaşlar. Yani aşağı Mezopotamya bölgesinde bulunmuştur. Zaten biliyorsunuz ki büyük krallıkta ilk kurulduğunda 1. Sümerler'de bu dönemde Uruk şehri liderdi. Bu yüzden de cevabımız aynı zamanda Bursa şıkkı olacaktır. Evet, geldik o zaman 11. sorumuza. Asurlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? ÖSYM Asurları çok sever, bunu unutmayın. Başkentleri Ninova'dır. Kara koloniciliğinde öne çıkan bir uygarlıktır. İştar kapısı Asur uygarlığından kalan en önemli eserlerden biridir. Anadolu uygarlığının tarihi devirlere geçişlerinde önemli rol oynamışlardır. Düzenli ve disiplinli bir askeri örgütlenmeye sahiptirler demiş. 11. soruda arkadaşlar. C şıkkındaki İştar kapısı Babillere ait olduğu için arkadaşlar, Babil tanrılarından birisi aynı zamanda, biliyorsunuz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. E şıkkı ise burada çeldirici olarak konmuş bence. Evet, güzel bir soruydu. Geldik 12. sorumuza. Milattan önce 13. yüzyılda yaşanan Kadeş Savaşı ile ilgili olarak hangileri doğru bilgilerdir demiş. Hitit ve Mısır devletleri arasında yaşanmıştır. Savaşın temel nedeni Kuzey Suriye üzerindeki hakimiyet mücadelesidir. Savaş Kadeş Anlaşması ile sona ermiştir. Bence basit bir soru olmuş sizin düzeyiniz için. Milattan önce 1280'de imzalanan Kadeş Anlaşması'nı, Kadeş Barışı'nı biliyoruz zaten. 1, 2, 3 bütün şıklar doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Geldik o zaman 13. sorumuza. Diyor ki 2. Justinian'ı koruyarak tahta geçmesini sağladığı için kendisine Sezar ünvanı verilen Tuna Bulgarları hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Asparuh, Simon, Tervel, Boris, Kursık. Evet arkadaşlar, güzel bir soru olmuş. Tervel Han'ı unutmayalım. Bulgar hükümdarı Tervel Han Sezar ünvanını almış. Burada Justinian'la olan ilişkileri doğrultusunda. Zaten Sezar ünvanını kullanan, bir de Simon ise Çar ünvanını kullanan Bulgar Han'ıydı. Unutmayalım bunu da. Evet, geldik 14. sorumuza. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi iyilik anlamına gelmektedir? Uzluk, könilik, oksızlık, tüzlük, keregü. Evet, oksızlık bağımsızlık, könilik adalet, tüzlük eşitlik, keregü çadır anlamında kullanılmaktadır. Uzluk ise iyilik anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız burada Adana şıkkıdır. Geldik 15. sorumuza öyleyse. Eski Türklerde ya devlet başa ya kuzgun leşe ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Kut, teşkilat, gök tanrı, onluk sistem, ikili yönetim. Cevabımız Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Teşkilatın öneminden bahseder, yani devletin güçlü olmasından bahseder. Çok güzel bir soru değil mi? Ben inanılmaz sevdim şahsen. Çok kişiyi eler, öyle söyleyeyim size. Yapanlar benim için çok kolaydı diyecekler şimdi, biliyorum. Ama hiç de öyle değil. Sınava geldiğinde şu muydu acaba? Bu da olabilir mi falan diye böyle bir o sınav psikolojisiyle şaşırabileceğiniz bir soru. Evet, geldim 16. soruya. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin yürütülmesini sağlayan ve başında Ayguci veya Üge adı verilen yöneticinin bulunduğu yapıya ne ad verilmiştir? Ayuki, Tilmaç, Yargan, Yaka, Ağıcı. Arkadaşlar, burada kavramları da açıklayayım. Yaka ülke sınırı, yani şu yaka bu yaka deriz ya, hani doğu yaka, ne Avrupa yakası, Anadolu yakası, buradan aynı zamanda ülke sınırı. Ağıcı hazinedar aynı zamanda. Yargan yargıcı. Tilmaç ise tercümandır arkadaşlar. Cevabımız tabii ki hükümet anlamındaki Ayuki'dir diyoruz. Bu arada evet, geldik o zaman
17. sorumuza, şöyle telefonumu, özür dilerim, sessiz aldım bu arada. Evet, 17. sorumuza diyor ki aşağıdakilerden hangisi Oğuzların Üçok kavimlerinden birisi değildir? Salur boyu, Avşar boyu, Kınık boyu, Peçenekler ve Eymür boyunu vermiş arkadaşlar. Cevabımız Avşar boylarıdır. Avşarlar Oğuzların Bozok koluna dahildirler. Biraz bir tık zorlayıcı bir soru gibi geldi bana ama hayırlısı diyorum. Bakalım. Evet, geldik 18. sorumuza. Ninova Savaşı'nda Sasanilere karşı Bizans'a yardım eden Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Hunlar, Kırgızlar, Hazarlar, Tavgaçlar, Türgişler olarak vermiş. 627'deki Ninova Savaşı'nda arkadaşlar Heraklios'la ittifak kuran Türk devleti Hazarlardır. Bizans böylece galip gelmiştir. Cevabımız da Ceyhan şıkkıdır. Geldik öyleyse 19. sorumuza. Eski Türk töresine göre suçlardan hangilerine idam cezası verilmektedir? Bağlı bir atı çalmak, barış zamanı birine kılıç çekmek, savaştan kaçmak. Evet, üçü de arkadaşlar idam cezasını gerektirmektedir. Bu yüzden cevabımız Edirne'dir. Bundan başka isyan etmek, vatana ihanet gibi suçlar da ölüm cezasıyla sonuçlanmaktadır. Evet, geldik o zaman 20. soruya. Aşağıdakilerden hangisi İslam uygarlığının Endülüs havzasındaki bilim merkezlerinden birisi değildir? Kazvin, Kurtuba, Tuleytula, Sevilla, Granada. Zaten B, C, D, E biliyorsunuz ki İspanya'nın şehirleri. Aynı zamanda bazıları hatta araba şeyi modeli olarak bile kullanılıyor. Burada Kazvin arkadaşlar İran Horasan çevresindedir. Cevabımız Adana şıkkıdır. Geldik 21. sorumuza. Hazreti Muhammed'e vahiy indikten sonra onun Yahudilerin ve Hristiyanların beklediği son peygamber olduğunu söyleyen Mekkeli bilgin aşağıdakilerden hangisidir? Varaka bin Menfel, Kuteybe bin Müslim, Bahira, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf. Evet, 21. soruda cevabımız Varaka bin Nefel. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek bir sorudur. Zaten az çok bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hristiyan olduğu söylenir hatta. Mekke bilginlerinden bir tanesidir. Hazreti Muhammed'in çok zorluklar yaşayacağını, bu süreçte kendisine yardım edeceğini falan söylüyor. Ancak bir süre sonra da hayatını kaybediyor Baraka. Evet, geldik öyleyse 22. sorumuza. Memlükler, Büyük Selçuklular, Abbasiler yukarıdaki Türk İslam devletlerinin hangilerinde sultan ve halife ayrı ayrı makamlar olarak yer almıştır? Evet, benzer bir sınav sorusunu genel kültürde GK'da biz karşılaşmıştık. Burada ise cevabımız Adana şıkkı olacak arkadaşlar. Halifelik ve sultanlık makamının ayrılması, ayrı ayrı makamlar olarak yer alması Memlüklerde bulunmaktadır. Hem halife hem ayrıdır. Abbasiler de zaten İlhanlar tarafından yıkılıyorlar. Daha sonra Memlük devletine sığınıyorlar. 1517'de Memlük ülkesinde hem halife hem de sultanın var olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada Büyük Selçuklu devleti de aslına bakarsanız nasıl diyelim, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmış ve laik olarak ayırmıştır. Aslına bakarsanız 1 ile 2'yi de alabiliriz. Cevabı niye Adana verdim ki ben? 1 ve 2 olacak Denizli. Çok özür diliyorum, ben şaşırdım bir an. Evet, geldik 23. sorumuza öyleyse. Aşağıda verilen hükümdarların hangisinin döneminde Karahanlılar en parlak dönemini yaşamışlardır? Bilge Külkadir Han, Satuk Buğra Han, Yusuf Kadir Han, Ahmet Togan Han, Ebu Nasır Samani. Arkadaşlar, burada Karahanlı hükümdarlarının bazılarının özelliklerini bilmemiz gerekiyor. En parlak dönemini Yusuf Kadir Han döneminde yaşadığını biliyoruz. ÖSYM ve ÖABT'de bize en parlak dönem sorusunu 3 kere sordu. O yüzden işte Gaznelilerin sordu, Uygurların sordu gibi. O yüzden biz bunları bilelim. Bilge Külkadir Han kurucusu zaten. Satuk Buğra Han İslamiyet'i kabul eden. Ebu Nasır Ahmet ilk kez halifeden menşur alan aynı zamanda. O yüzden önemlidir diyoruz. Geldik o zaman 24. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde saray görevlilerinden birisi değildir? Tayangu, Sipehsalar, Taşlar, İdişçibaşı, Emiri Şikar. Evet arkadaşlar, cevabımız Bursa Sipehsalar'dır. Gazneliler de askeri yetkilidir aynı zamanda. Diğerleri ise Tayango Hacip anlamına gelir. Taşlar Abdar aynı zamanda sultanın temizliğinden sorumlu. İdişçibaşı şaraplarından, içeceklerinden sorumlu. Emir Şikar da av işlerinden sorumlu olan kişidir. Evet, geldik o zaman 25. sorumuza. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi Orta Çağ'da İslam'ın Roma'sı,
olarak adlandırılmıştır. İsfahan, Kaşgar, Ahlat, Bel, Buhara. Evet, 25. sorumuzda arkadaşlar Buhara, aynı zamanda Kubbetül İslam olarak da bildiğimiz Bel, Buhara ve Ahlat'tan bir tanesidir. Ama aynı zamanda Buhara'yı Orta Çağ'da İslam'ın Roma'sı olarak da adlandırıyorlar. Özbekistan sınırları içerisinde yer aldığını bir önceki denememizde söylemiştik hatta. Geldik 26. sorumuza. Moğollara karşı Memlük Sultanı Baybars ile işbirliği yaptığı için 1277 yılında Moğol hükümdarı Abaka Han tarafından idam edilen Anadolu Selçuklu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Celaleddin Karatay, Fahrettin Ali, Emir Saltuk, Muhyiddin Pervane, Karamanoğlu Mehmet Bey. Evet, Muhyiddin Pervane arkadaşlar aradığımız şıktır. Zaten çoğumuzun yapabileceği tarzda bir soru. Çıkma ihtimali de yüksek. Evet, 27. soruyla devam ettim. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kıbrıs, Venedik, Timur gibi devletlerden hangileriyle ticaret anlaşmaları yapılmıştır? Evet, Kıbrıs ve Venedik ile arkadaşlar ticaret anlaşmaları yapıldığını zaten biliyoruz. Timur Devleti kronolojik olarak biliyorsunuz Anadolu Selçuklu 1308'de yıkılıyor. Timur 1368'de kuruluyor. Bu yüzden çağdaş değiller. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yani Ceyhan şıkkıdır. Geldik o zaman 28. sorumuza. Sedefkar Mehmet Ağa, Mehmet İsa Efendi, Mehmet İslam İsmail Efendi. Yukarı verilenlerden hangileri Taç Mahal'in mimarlarındandır diye sormuş. Cevabımız Sedefkar Mehmet Ağa ve Mehmet İsa Efendi olacak arkadaşlar. Yani 1 ve 2'dir dedik. Evet. Taç Mahal'i zaten biliyoruz arkadaşlar. Şah Cihan tarafından biliyorsunuz eşi Mümtaz Mahal için yaptırılmış. Ne aşklar var ya Rabbim diyorum. Taç Mahal UNESCO tarafından da Dünya Kültür Mirası içerisinde de bulunmakta. Babür Devleti'ne aittir. Evet, 29. soruyla devam ettik. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki fetih hareketlerinde etkili olmamıştır? Abdallar, Beldarlar, Dervişler, Alpler, Gaziler. Evet, cevabımız arkadaşlar Bursa şıkkıdır. Çok bariz bildiğiniz üzere iki dağ arasındaki geçitleri koruyan askerlere Beldar deniyor aynı zamanda. Alplik zaten gaziliktir aynı zamanda. Dervişleri zaten biliyoruz hani Abdalan-ı Rum gibi hani adlandırdığımızda oradan zaten dervişler, abdallar, Anadolu'nun gazileri, Gaziyan-ı Rumları zaten biliyoruz. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. Geldik 30. sorumuza. Rusya tarihinde ilk kez çar ünvanını kullanan 4. İvan. Allah'ım bu çar ünvanını ilk kez kim kullandı diye sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Erhan Afyoncu 3. İvan olarak almış. Ancak biz burada kendisini tüm Rusya'nın çarı ilk ilan eden 3. İvan ama çar lakabını resmi devlet yazışmalarında kullanan 4. İvan olarak kabul ediyoruz. Bunu da burada hem açıklamış olayım kafasına karışanlar olursa diye aynı zamanda. 3. İvan ise kendisini son Bizans imparatoru, son Roma imparatoru olarak adlandırıyor. Böyle bir özelliği var yani. Evet, soruyu baştan aldım. Rusya tarihinde ilk kez çar ünvanını kullanan 4. İvan. İstanbul'un fethinden sonra aşağıdakilerden hangisini 3. Roma olarak adlandırmıştır? Viyana, Petersburg, Moskova, Belgrad, Kırım. Evet, bu bize aynı zamanda geçen yılın çıkmış sınav sorusuydu. Bu soru arkadaşlar benzer ve birebir sınav sorusu olarak geçen yıl Murat Yayınları'nın Tarih ÖABT 6. denemesinde de vardı arkadaşlar. Yani bu eleyici soruydu geçen yıl için Avrupa tarihinde ve Murat ÖABT'de vardı. Zor soru deyip de geçtiğimiz bazı sorular aslında bize bazen sınav sorusu olarak da gelebiliyor. Evet, 31. soruyla devam ediyorum öyleyse. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin kazanıldığı gün Türkiye'de her yıl donanma günü olarak kutlanmaktadır? Çıkabilecek bir soru. Cerbe, Preveze, Çalıbey, 1. Hint Seferi, Kıbrıs'ın Fethi. Herhalde hepiniz doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum şimdiden. Preveze Deniz Muharebesi arkadaşlar. Her yıl 28 Eylül tarihini donanma günü olarak kutluyoruz. Bazı kaynaklarda 27 Eylül, bazıları 28 Eylül olarak alıyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa'nın Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını yendiği, hepsini ateşe verdiği gündür. Evet, 32. soruyla devam ettim. Klasik dönem Osmanlı tarihinde verilen toprakların nişancı kontrolündeki memurlar tarafından kaydedildiği defterlere ne ad verilmiştir? Tahrir,
mühimme, eşkal, tereke, şerriye. Mutlaka ve mutlaka bir defter, bir kalem sorusuyla karşılaşacağız sınavda arkadaşlar veya bir yazı çeşidi. Bunlara mutlaka ÖABT'cilerin baksınlar. Tahrir defterleri bizim zaten biliyoruz ki neydi? Tımar tevcihlerinin yapıldığı, kaydedildiği defterlerdir. Eşkal defterlerini daha önce de söylemiştim. Devşirme çocukların kaydedildiği defterler. Mühimme defterler, mühim şeyler yani divan kararlarının kaydedildiği defterlerdir. Şerriye sicilleri kadı mahkeme kayıtlarının yazıldığı defterler. Terekeler ise miras kayıtlarının yazıldığı defterlerdir. Geldik 33. sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi Birun'daki görevlilerden birisi değildir? Enderun iç saray, Birun dış saray biliyorsunuz. Müneccinbaşı, Emir-i Alem, Bostancılar, Çuhadar, Şehremini. Evet arkadaşlar burada cevabımız Çuhadar'dır. Sarayın Enderun'unda yaşar. Çünkü padişahın kıyafetlerinden sorumlu olan kişidir arkadaşlar. Diğerleri ise Birun kısmında yer almaktadırlar. Yine aynı şekilde padişah hocaları, lalalar, darphane emini, kapıcı ketüdağları, çavuşbaşı, ehli hiref gibi görevliler de yine Birun'da bulunmaktadırlar. Evet geldik o zaman 34. soruya. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Ayak divanı olağanüstü durumlarda toplanır, halkın şikayetleri dinlenir. Sefer divanı sefere çıkılmadan önce toplanır. İkinci divanı kazasker başkanlığında hukuki meseleler görüşülür. Galebe divanı yabancı elçilerin kabulünde toplanır. Ulufe divanı kapı kulu askerlerinin maaşları verilirken toplanır. Herhalde hepiniz bunu doğru cevaplamışsınızdır. İkindi divanı biliyorsunuz ki sadrazam konağında yapılır. Bu yüzden burada kazasker olması yanlış bir yargıdır. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Ceyhan şıkkı olacaktır. Evet geldik 35. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde ihtiyaç duyulduğunda gerekli mesleki yeterliğe sahip olan kişilerin dükkan açma hakkına ne ad verilmiştir? Menzil, kavaf, bezzaz, hiref, gedik. Evet arkadaşlar burada hepiniz gedik olduğunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kavaf ayakkabıcılara söylenen verilen isim. Bezzazlar kumaş bez oradan aklınıza gelsin kumaş satanlar. Menziller zaten bir posta teşkilatı aynı zamanda devlet postasıdır öyle düşünelim. Hirefler yine küçük el sanatlarıyla uğraşan sarayda da bulunan sanatkarlar da olarak da düşünebilirsiniz. Ehli hiref dediklerimiz hani var ya işte süpürgeciler, aynacılar falan gibi o dönemin işte küçük el sanatlarıyla uğraşan kimseleri. Evet cevabımız Edirne dedik. Geldik 36. sorumuza. Acemilerin Yeniçeri Ocağı'na alındıktan sonra ihtiyaçları için kendilerine verilen paraya ne ad verilmiştir? Akçeyi Büzürk, Düzen Akçesi, Kızıl Akçe, Çürük Akçe, Sefer Akçesi. Çok nice bir soru arkadaşlar. Ben çok beğendim şahsen. Cevabımız düzen akçesidir. Farklı bir sorudur bakın. Yeniçeriler ihtiyaçları için yani ilk mesleğe başlamadan önce inşallah size nasip olsun yol harcırahı. Eskiden veriyordu biliyor musunuz MEP? İlk atandığınız yere gitmeniz için belli bir miktar işte uzaklığa göre mesafeye göre para veriyordu. Şimdi maaşınızı verse atasa şükredeceğiz zaten. O da ayrı bir konu. Neyse. Burada cevabımız düzen akçesi olacaktır arkadaşlar. İşte kızıl akçe, çürük akçe, kırpık akçe, kalp akçe gibi değer kaybettiğinde alınan işte bu akçelere verilen isimler de var. Akçeyi Büzürk de yine 2. Mehmet döneminde basılan paralardan bir tanesi diyebiliyoruz. Geldik 37. sorumuza o zaman. Osmanlı tarihinde tereddi ve tagayür tabiri aşağıdaki hangi yüzyıl için kullanılmıştır? Tereddi yozlaşma, tagayür bozulma yani yozlaşma ve bozulma kavramı. Arkadaşlar şöyle çok net söyleyeyim sınava hazırlanmayanlar için bilinecek bir soru değil. Cevabımız arkadaşlar Edirne 17. yüzyıl duraklama dönemidir. Yani tereddi ve tagayürü hatırlayamaz diye belki en uzun yüzyıl olarak mesela 19. yüzyılı işaretleyebilir ki şıkta yok o da ayrı bir konu ama neyse. Evet 38. soruya geçtim kendi yorumlarımdan sonra. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda kitap basmanın faydalarını anlatan Vesile-tü Tibba adlı eserini hazırlayarak sadrazama sunmuştur? İbrahim Müteferrika, Yenişehirli Abdullah Efendi, İbrahim Paşa, Yanyalı Esat Efendi, Said Efendi. Evet cevabımız İbrahim Müteferrika'dır. Çünkü zaten kitap basmanın faydaları dediğinde oradan zaten çıkacaktır arkadaşlar. Bu da bizim için ekstra yeni bir bilgi olmuş olsun. Evet geldik 39. sorumuza. Aşağıda verilen Osmanlı tarihçilerinden hangisi 19. yüzyıl için imparatorluğun en uzun yüzyılı ifadesini kullanmıştır? Halil İnalcık,
İlber Ortaylı, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mehmet Öz, Ömer Lütfi Barkan. Evet arkadaşlar, 39. sorumuzda cevabımız Bursa şıkkı İlber Ortaylı'dır. İlber Ortaylı hocamız tarafından kazandırılmış, tarihimize kazandırılmış imparatorluğun en uzun yüzyılı tabiri vardır. Zaten MEP kitaplarında falan da en uzun yüzyıl olarak adlandırılıyor. Bilelim, biliyoruzdur zaten diye düşünüyorum. Geldim 40. soruya. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında etkili olduğu için Asakir-i Muhammediye ordusunu seraskerliğine getirilmiştir. İkinci Mahmut tarafından iftihar nişanıyla ödüllendirilmiştir. Yukarıda bazı özellikleri verilen Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Reşit Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Silahtar Ali Paşa, Ali Paşa, Hüseyin Paşa. Hepsi de birbirine benziyor. Cevabımız Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Hüseyin Paşa'dır. Hüseyin Ağa olarak da biliyoruz kendisini. Evet, geldik o zaman 41. soruya. 1911 yılında Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi sürecinde işgallere karşı savaşmak için gönüllü olarak Libya'ya giden Osmanlı Şehzadesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Şehzade Ömer Faruk, Şehzade Fuat, Şehzade Süleyman, Şehzade Korkut, Şehzade Abdullah. Arkadaşlar, cevabımız 41. soruda Şehzade Fuat Efendi'dir. Çeldirici olarak Ömer Faruk'u A şıkkına koymuş. Sınavda da sorsa böyle yapardı. Ömer Faruk 2. İnönü Muharebesi'nden sonra milli mücadeleye katılmak isteyen ancak bu isteği reddedilen kişiydi, şehzademizdi. Cevabımız Bursa'dır, Şehzade Fuat Efendi'dir diyoruz arkadaşlar. Evet, geldik 42. sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi Mondros Ateşkesi sonrasında başlayan işgallere karşı İstanbul'da yapılan mitinglerde konuşma yapan kadınlardan biri değildir? Bu yıl kadınlardan birisi sorulabilir arkadaşlar. Münevver Saime, Fatma Seher, Halide Edip, Nakiye Hanım, Meliha Hanım. Evet, 42. sorumuzda Fatma Seher, yani Kara Fatma'dan bahsetmektedir. Milli mücadelede rütbesi subaylığa kadar yükselen, aynı zamanda işgallere karşı yapılan mitinglerde, hatta bu yüzden Kara Fatma mitingleri falan adıyla da anılmıştır mitinglerimiz. Sultanahmet'te de biliyorsunuz Halide Edip Adıvar'ın çok ünlü konuşması, yemin ederim diyerek böyle sona erdirdiği konuşması var. Evet, geldik 43. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 27 Ocak 1920 tarihinde Fransız kuvvetlerinin denetimindeki Akbaş cephanelerini basarak çok sayıda mühimmat ele geçirmiş ve Akbaş kahramanı olarak anılmıştır? Köprülü Hamdi Bey, Hasan Şevki Efendi, Geribollu Hasan Bey, Yusuf İzzet Bey. Evet, 43. sorumuzda arkadaşlar Akbaş kahramanı olarak bildiğimiz Köprülü Hamdi Bey'dir. Dramalı Rıza ile birlikte Gelibolu yakınlarında Akbaş cephanelerini basıyor ve çok sayıda mühimmat ele geçiriyor. Ancak bu arada bu cephane kullanılamıyor ve Köprülü Hamdi Bey de şehit düşüyor. Allah rahmet eylesin. Evet, cevabımız Adana şıkkıdır diyoruz. Geldik o zaman 44. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile elde edilen kazanımlardan birisi değildir? Mondros Ateşkesi geçersiz sayıldı. Kurtuluş Savaşı'nın askeri aşaması sona erdi. Batı Trakya Boğazlar savaş yapılmadan alındı. TBMM bir masa başı zafer kazandı. Lozan Barış Konferansı'na zemin oluştu. Evet, cevabımız Batı Trakya Boğazlar savaş yapılmadan alındıdır. Zaten yapmışsınızdır çünkü Batı Trakya değil, aynı zamanda bu Doğu Trakya olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden de yani Batı Trakya'yı geri alamıyoruz zaten. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan şıkkıdır. Geldik 45. sorumuza. 21 Haziran 1934 yılında kabul edilen soyadı kanununa göre rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz. Buna göre soyadı kanunu hazırlanırken ilkelerden hangilerine vurgu yapıldığı savunulabilir? Halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik. Evet, cevabımız halkçılık, eşitlik, biliyorsunuz bir ayrımcılık olmaması dolayısıyla ve tabii ki milliyetçiliği de alıyoruz arkadaşlar. Türkçe kelimeler soyadlar alınması gerektiği için konuşamadım yahu. Evet, herhangi bir cumhuriyetçilikle ilgili, demokrasiyle falan alakalı herhangi bir bilgi söz konusu değil. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Geldik öyleyse 46. sorumuza. Musul yani Irak sınırı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngiliz ordusu tarafından işgal edilmiştir. Lozan Konferansı'nda Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakılmıştır.
Türkiye 1924 yılında bölgede bir halk oylamasına başvurulmasını önermişse de İngiltere bunu kabul etmemiştir. Musul'u İngiltere mandasına bırakan 1926 tarihli anlaşmayı Türkiye adına Dışişleri Bakanı Fethi Okyar imzalamıştır. Milletler Cemiyeti bölgede araştırma yapmak üzere General Ledoyner'ı göndermiştir. Evet, cevabımız arkadaşlar 46. soruda Denizli şıkkıdır. Burada 1926'da Türkiye'de Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tır. Fethi Okyar Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Bu yüzden yanlış bir bilgidir. Cevap Denizli şıkkıdır. Geldik 47. sorumuza öyleyse. Atatürk döneminde bir ağır sanayi adımı olarak Karabük Demir Çelik Fabrikası kurulması için aşağıda verilen ülkelerden hangisinden kredi kullanılmıştır? Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya. Evet, cevabımız arkadaşlar İngiltere'dir. 1916 milyon İngiliz lirası alınmış. 1937'de temeli atılıyor. Ancak 1939 yılında fabrika açılmıştır diyoruz. Geldik o zaman Bursa şıkkı dedikten sonra geldik 48. sorumuza. 1905 yılında Rusya'nın aşağıda verilen yerlerden hangisini işgal etmesi Japonya ile savaşa girmesine neden olmuştur? Mançurya, Güney Sibirya, Marshall Adaları, Caroline Adası, Tibet. Evet, Mançurya'yı işgal ettiğini zaten biliyoruz arkadaşlar Japonya'nın. Bundan sonra 1905'teki Boxer ayaklanması sürecinde Mançurya'yı işgal ediyor. Daha sonra bu süreç içerisinde artık aynı zamanda amacına en kısa sürede ulaşan devlet olacak falan böyle. Birinci Dünya Savaşı'nda doymayacak, İkinci Dünya Savaşı'nda da ortalık karışacak. Yine yenilecekler ama yine adamlar küllerinden var olacak tam anlamıyla. Yani Amerika onları küle çeviriyor zaten. Evet, geldik o zaman 49. sorumuza. Fransa İhtilali'nin başlamasında düşünürlerden hangileri etkili olmuştur? Karl Marx, Montesquieu, Max Weber, Voltaire. Evet, cevabımız arkadaşlar 49. soruda Ceyhan'dır. Yani Montesquieu ve Voltaire'dir. Karl Marx ve Weber zaten kronolojik olarak da pek uygun değiller bu tarihlere diyoruz ve de farklı fikirleri savunuyorlar. Karl Marx biliyorsunuz zaten şeyde nasıl diyelim daha çok sanayi devrimi, emperyalizme karşı eseriyle işte bu Das Kapital eseriyle falan önemli. Buradan biliyoruz zaten. Evet, geldim o zaman Weber de bak şimdi kafama takıldı. Sanki Weber'i ben filozof ve şey olarak hatırlıyorum ya bizim eğitimde de var diye hatırlıyorum. Kendi kendime de sohbet ediyorum. Harika. Siz bana kesin yazarsınız canım. Çok bilmişlerim çok benim. Evet, 50. soruda 19. yüzyılda Macar mültecileri sorunu sürecinde tacıma da tahtıma da mal olsa mültecileri geri vermem diyerek Osmanlı ülkesine sığınan mültecileri teslim etmeyen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Abdülhamit. Ülkemizde mülteci istemiyoruz diyerek burada bir slogan atarak arkadaşlar kendi adıma cevaba da Ceyhan diyorum ve soruyu geçiyorum. Evet, 51. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen Fransa krallarından hangisinin basın, üniversiteler ve özgürlükler üzerindeki baskı politikaları 1830 ihtilallerini tetiklemiştir? 16. Louis, 18. Louis, 10. Charles, Louis Philippe, 14. Louis. Evet, 51. sorumuzda arkadaşlar cevabımız 10. Charles olacak. Fransa'da monarşiyi yeniden kurma çalışmaları üzerine bu yüzden 1830 ihtilalleri çıkıyor. Ve Avrupa'nın birçok yerinde liberaller iktidara geliyorlar bu süreçten sonra. Evet, geldik o zaman 52'ye. Yeni Almanya'yı kan ve kılıç politikası ile kuracağını söylediği için Demir Şansölye olarak adlandırılan Alman devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Bismarck, 2. William, Leo von Caprivi, Daniel Manin, Bernard von Bülow diye söylüyorum. Geçiyorum kendisini. Evet, cevabımız arkadaşlar Bismarck'tır. Hepiniz tanıyorsunuz herhalde. 1871'de aynı zamanda Alman Birliği'nin de sağlanmasında oldukça etkilidir Bismarck. Evet, geldik 53. soruya. 2 Temmuz 1798 tarihinde Ehramlar yani Piramitler Savaşı aşağıda verilenlerden hangileri arasında yaşanmıştır? İngiltere Mısır Valisi, Fransa Kölemenler, Fransa Cezayir, Rusya İngiltere, İngiltere Osmanlı. Evet, 1798'de Fransa ile Kölemenler arasında Ehramlar Savaşı yapılıyor. Bu savaş Fransız ordusunun zaferiyle sonuçlanmış ve Fransa Kahire'ye girmiştir.
bir tık ayrıntı bir sorudur. 54. soruyla o zaman devam ediyorum. Avrupa'da aydınlanma düşüncesi ilkelerine dayanan ilk modern ve yazılı anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Virginia, Almanya, Fransa, Polonya, Belçika. Evet, cevabımız arkadaşlar Polonya'dır. 1791'de Polonya Anayasası ilk yazılı modern anayasa olarak kabul ediliyor. Bir süre sonra da Fransa'da yine bu benzer bir anayasa ilan edilmiş. Evet, geldik o zaman 55. sorumuza. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir diye sormuş. İtalya, Afrika'daki bütün topraklarını kaybetti. Ayrıca 1947 Paris Anlaşması'yla 12 adayı Yunanistan'a bıraktı. Tuna Nehri'nin uluslararası bir su yolu olmasına ve Trieste ve Birleşmiş Milletler denetimine bir serbest liman olmasına karar verildi. Almanya silahtan arındırıldı, sınırları daraltıldı ve askersizleştirildi. Almanya ve başkenti Berlin, Potsdam'da alınan karara göre 4 işgal bölgesine ayrıldı. Yerel yönetimler İngiliz, Amerikalı, Fransız ya da Sovyet subayların başkanlığındaki komitelere bırakıldı. Savaştan sonra dünya genelinde Sovyetler Birliği'ne ve sosyalist rejimlere tepkiler arttı. Evet, cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Sovyetler Birliği ve yani sosyalist rejimlere tepki değil, tam tersine ilgi arttı biliyorsunuz. Doğu cephelerinde Nazilerin durdurulması, Rusya'ya karşı bir sempatinin oluşmasında etkili oldu. Vay ne güçlü adamlar falan dediler. Yani işte ne diyeyim. 56. soru beklediğim bir soru. Golan Tepeleri. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinde önemli ölçüde İsrail'in denetimine geçmiştir? 1948 Savaşı, 6 Gün Savaşı, 1956 Arap-İsrail Savaşı, Yom Kippur Ramazan Savaşı, 1973 Arap-İsrail Savaşı. Evet arkadaşlar, cevabımız 6 Gün Savaşları'dır. 1967 yılında yapılmış, 6 gün içerisinde oldukça büyük bir bölge İsrail'in denetimine geçmiştir. Bu yüzden de 6 Gün Savaşları adını almış maalesef. Sınavda beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Geldim 57. soruya. Aşağıdakilerden hangisiyle Sovyet Rusya bir sosyalist ülkenin iç gelişmelerinin sadece o bölgeye, o ülkeye ait olmadığını, bütün sosyalist devletleri ilgilendirdiğini ve kimsenin sosyalizmden dönemeyeceğini vurgulayarak sosyalist blok ülkelerine bir tür gözdağı vermiştir. Manyak. Evet, Nixon doktrini, Molotov planı, Marshall planı, Brezhnev doktrini, Guam doktrini. Evet arkadaşlar, bu deli Brezhnev'dir. Cevabımız Denizli şıkkıdır. Öyle bir dünya olmadığını hepsi yaşayarak gördüler. Evet, 58. sorumuz. Benazir Bhutto. İki kez başbakanlık yapmış kadın siyasetçidir. 1999-2007 yılları arasında yurt dışında sürgünde yaşadı. 18 Ekim 2007'de seçimlere katılmak üzere ülkesine geri döndü ve partisinin seçim mitinginden ayrılırken bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ülkelerden hangisi yazılmalıdır? Rahmetle anıyorum. Gerçekten çok severdim. Allah rahmet eylesin. Böyle kadınlar lazım bütün dünyaya. Pakistan, Hindistan, Afganistan, Tacikistan, Vietnam. Evet, cevabımız tabii ki Pakistan'dır arkadaşlar. Pakistan'da iki kez başbakanlık yapmış ilk kadın başbakandır. Evet, 59. sorumuz. Hatta sonrasında da kadın başbakan yok yani. İlk ve sondur herhalde şu an günümüze kadar. 59. sorumuz da diyor ki 1983 yılında yaşanan Orly katliamı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Asala terör örgütünün Paris'teki Türk Hava Yolları bürosunu bombalamasıdır. İsrail-Filistinli mültecilerin kaldığı toplama kampına saldırmasıdır. Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda bir kasabayı bombalaması ile çok sayıda sivilin ölmesine neden olmasıdır. İsrail'in 6 gün savaşında çok sayıda Filistinli sivilin ölümüne yol açan hava saldırısıdır. Ermeni ordusunun Azerbaycan'a ait bir kasabada yaptığı katliamdır. Evet, 59. sorumuzda arkadaşlar. Asala terör örgütünün Paris'teki Türk Hava Yolları bürosunu bombalaması olayını Orly katliamı olarak adlandırıyoruz. 1983'te bu dönemlerde biliyorsunuz Asala terör örgütü çok sayıda bizim büyük elçilerimizi de suikastler sonucu öldürmeye başlamışlardı. Bunlar içerisinde Bülent Ulus'u ilk öldürülen bizim büyük elçimizdir aynı zamanda. Evet, geldik o zaman 60. sorumuza. Evet, 60. soruda diyor ki Corpus Juris Civilis, yani yurttaşlar hukuku derlemesi adıyla başta 12 levha kanunları olmak üzere yeniden düzenlendi. Genelde
genelden özele doğru sistemli şekilde sıralanan bu kanunlarla toprak alım satımı ve kölelerin serbest bırakılması kolaylaştırıldı. 527-565 yılları arasında Doğu Roma İmparatorudur. Yukarıda bazı özellikleri verilen Bizans İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir? 2. Manuel, 2. Konstantinus, 1. Justinianus, Büyük Theodosios, 2. Theodosios. Evet, 60. sorumuzda arkadaşlar 1. Justinian'dan bahsetmiştir. Roma'nın hukukunun en üst düzeyde terkibi sağlanmış. Roma'yı tekrar birleştirmeyi amaçlamıştır. Ancak maalesef ki başarılı olamamış, o öldükten sonra aynen devam. Evet, artık yine bilmediğim sorularla size sadece cevap anahtarlarını vereceğim kısma geldik arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Aynı zamanda yarın doğum günüm. Yaşlanıyorum. Yaşlandıkça zamanı da seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Sınava çok az kaldı. İnanın kalbim sizinle, dualarım sizinle. İnşallah şu çözdüğüm sorulardan sonra da sınavda çıkar. Böyle mutluluklarınızı paylaşmak da bana da nasip olur. Tamam mı? Tamam diyeceksiniz. Seviyorum diyeceksiniz. Bu sınavı hallediyoruz diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, 61. soruyu herhalde okumuşsunuzdur. Yine bir öğretmen tipi sorusu. Sınavda da beklediğimiz sorulardan birisi. Beklemeyi biliyorum ama çözmeyi bilmiyorum. Cevabım Ceyhan Relativist öğrenci tipi arkadaşlar, öğretmen tipi arkadaşlar. Evet, geldim 62. soruya öyleyse. 62. sorumuzda ise cevabımız Mektebi Mülkiye arkadaşlar. Reşit Faik Unat'a ait sivil okullar arasında programında ilk kez tarih dersine yer veren okul Mektebi Mülkiye okuldur. Mülkiyeliler aynı zamanda Ankara'ya gittiğimde Kızılay'da çok da sevdiğim bir yer. Evet, Ankaralılara selam olsun. Gene gideceğim, bu sene oradayım. Evet, 63. sorumuzda. Cevabımız arkadaşlar Edirne şıkkıdır diyoruz. Yine muhtemelen Bloom taksonomisine benzettiğim bir soru. 1, 2, 3, 3'ü de doğru cevaptır arkadaşlar. Bu sorular Telegram grubumda ve aynı zamanda Instagram'da var. Buna sonradan bakacak olanlar için, bilenler zaten bilerek bak geldiler. Evet, geldik 64. sorumuza. Cevabımız İsmail Safa Bey olacak, 1923. Cevap Bursa şıkkıdır. Geldim 65. sorumuza arkadaşlar. 65. sorumuzda cevabımız Joseph Gold'dur. Denizli şıkkıdır. Sözlü tarih kavramını ilk kez kullanan kişidir. 66. sorumuza geldiğimizde cevabımız Ceyhan'dır. 1. ve 2. öncüler doğrudur arkadaşlar. 3. öncül ise tarihi bir roman hikayeyi etkili bir şekilde sunabilir. Dilsel sözel zekadır. Evet, geldik 67. sorumuza. 67. sorumuzda cevabımız Bursa şıkkı olacak arkadaşlar. Kalpaklılar Samim Kocagöz'e ait bir eserdir. Milli mücadele dönemini anlatır. Evet, 68. soru. Bakın, bildiğimizi söylüyoruz. Bilmediğinde susuyorum. Bak, şimdi susacağım. 68. soru arkadaşlar. Cevabı Denizli. Diakronizm. Çok anlamıyorum bu işlerden. Yanlış bilgi vermektense hiç söylemeyeyim daha iyi. Değil mi? Sükut ikrardandır. 69'a geldim. Evet, 69. sorumuz ise 1, 2, 3 Edirne şıkkıdır. Tarihsel kavrama becerisinde verilen bütün öncüler doğruymuş. Evet, geldik 70. sorumuza. 70. sorumuzun cevabı tarihsel empatidir. Adana şıkkı olacaktır arkadaşlar. 71. sorumuza geldiğimizde cevabımız Edirne beklenti expectation olarak vermiş. Hayırlı işler, bol güneşler diyorum ve 72. soruyla devam ediyorum. Cevabım açıklamalı zaman şeridi olacaktır. Yani Adana şıkkıdır diyoruz. Geldik öyleyse 73. sorumuza. 73. sorumuzda cevabımız arkadaşlar Müzeler Haftası olacaktır. Bursa şıkkıdır. 74. sorumuz ise geldik böyle. Ahmet Refik Altınay. Zaten tanıdığım çok az insan var. Onlardan birisi Ahmet Refik Altınay'ı sormuş arkadaşlar. Eğitimci, tarihçi. Denizli şıkkıdır. Geldik son sorumuza. 75. sorumuz yine arkadaşlar Denizli şıkkıdır. Birinci ve üçüncü şık doğrudur. Ancak sesli sinema filmleri ilk iki savaş arası dönemdedir. Yani 1918 ile 39 yılları arasındadır. Kronolojik bir hata var burada. 19. yüzyıl dediği için bunu almıyoruz. Cevabımız Denizli şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, bir denemenin daha sonuna geldik. Sanırım vedalaşıyoruz 2021'lilerle. 2022'ye inşallah atanmış olanları görmeyelim. Ama atanamayacak arkadaşlarımızın daha yolu var demektir. Henüz yolumuz bitmemiş demektir. Öğreneceklerimiz var. Demek ki bir yılımız daha var. Böyle bakalım olaya. Çok da böyle kendimizi perişan etmeyelim. Bu yıl olmazsa bir daha yapmayacağım demeyelim. Çünkü
Verdiğimiz emek boşuna değildir. Yarıda bırakmak kimseyi bir sonuca ulaştırmaz arkadaşlar. Umarım emeklerinizin sonuçlarını alırsınız. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Hayatın akışına kapılıp tar çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bana çiçek bırakın. Güzel şeyler yazın. Seviyorum sizi. Bir hatam eksiğim vesaire varsa da artık affınıza sığınıyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.